Yerli ve Milli Projeler kanalından herkese merhaba. Türkiye kendi petrolünden benzin ve motorin üretimine başladığında ne nasıl değişecek? Tarihi keşfin sonuçları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Gabar'daki yeni petrol rezervi, yalnızca Şırnak'ın değil, tüm Türkiye'nin kaderini nasıl etkileyecek? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melihan Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nun 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü olduğuna işaret ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Günlük petrol üretimi 80 bin varilden 180 bin varile çıktı. Gabar'da bulunan petrolle birlikte Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 80 bin varilden 180 bin varile çıktığını dile getiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Biz Türkiye'yi zenginleştirmek, güçlendirmek, refahını artırmak istiyoruz. Tüm inancımız, hedefimiz ve çabamız bu yönde. Türkiye'nin bir belirsizliğe, bilinmeze gitmesine asla müsaade etmememiz lazım. Devlet yönetmek ciddiyet isteyen bir iş. Sadece Erdoğan karşıtlığıyla bir araya gelip memleket yönetilmiyor. Sonrasında tüm fatura vatandaşa çıkıyor. Türkiye koalisyondan çok çekti. Biz en fazla 3 partili koalisyon gördük. Şu anda 7 partili bir koalisyon Türkiye'ye dayatılıyor. Bunun memlekete bir faydası yok. Birçok şey söylüyorlar. Asgari ücretten vergiyi kaldıracaklarını söylüyorlar ama bunun kalktığını bilmiyorlar. Ya tutarsa diye anlatıyorlar. Geçen yıl enerjiye 100 milyar dolar ödedik. Dış ticaretten de sorumluyum. Ağırlığı petrol ve doğalgaza verdik. Türkiye Karadeniz doğalgazını sisteme entegre etti. Ve bunu geliştireceğiz. Kapasitesini artıracağız. Türkiye'nin günlük petrol tüketimi 800 bin ila 1 milyon varil arasında. Türkiye günlük 80 bin varil petrol üretiyor. Yani ihtiyacının %10'unu üretiyor. Son yapılan keşif günlük 100 bin varil üretim demek. Bu daha ilk kuyuda başarıldı. Daha çok kuyu bulunacak. Şu anda Türkiye'nin üretimi 180 bin varile çıkıyor. Bu da Türkiye'nin toplam tüketiminin %25'ini üretebilecek bir düzeye geldiğini gösterir. Bunlar terörün olduğu, istikrarsızlığın olduğu yerde bulunabilir mi? Ayrıca doğalgazda ve petrol aramada çalışan kişiler de bu milletin kendi evlatları. Kendi mühendis, kendi imkanlarımız ve kendi araçlarımızla bunları yapıyoruz. Bu sondajı bir yere taşeron etmiyor, kendimiz vuruyoruz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Gabar'daki yeni petrol keşfiyle yalnızca Şırnak'ın değil, tüm Türkiye'nin kaderi değişecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melihan Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nun 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü olduğuna işaret ederek, bu kuyunun Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütün maliyetlerini tek başına milletin sırtından alabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nda gerçekleşen vana açma töreninin ardından gazetecilerle bir araya gelen Melihan Bilgin, sahanın yıllara sari bir üretim sonrası 70-80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü mevcut. Depremle beraber devletimizin sırtına binen yük, bayramın ikinci günü Karadeniz gazı sonrası hafiflemiş, kaldırılmış durumda. 2 yılda 100 bin varile çıkacak. Aybüke Yalçın Kuyusu tek başına yaptığı keşifle depremin bütün maliyetlerini devletimizin, milletimizin sırtından alabilecek potansiyele sahip. 2 yılda maksimum üretim seviyesi olan 100 bin varile çıkacağız ve yaklaşık 15 yıllık süreç içerisinde maksimum üretim kapasitesini sürdüreceğiz. Yaklaşık 12 yıl boyunca plato üretimi planlıyoruz dedi. Sahada 80 ila 100 kuyu açmayı planladıklarını ifade eden Bilgin, sahanın büyüklüğünün ise yaklaşık 36 kilometre kare olduğunu ifade etti. Bu kuyunun 2,5-3 milyon dolar bir maliyeti olduğuna dikkat çeken Bilgin, çok kısa bir süre içerisinde kendini ödeyecek. Bir keşif yaptığınızda yaptığınız yatırımın kendini ödemesi bu sektörde çok kolaydır. Önemli olan keşfi yapabilmektir diye konuştu. Şimdiye kadar 6 bin varil üretildi. Şu anda yeni sahada 1200 varil yüksek kalitede günlük 41 api petrol üretildiğini anlatan Bilgin, bugün üretim yaptığımız 5. günümüz ve yaklaşık 6 bin varil petrol ürettik. Kuyunun bütün verileri bunun artacağını gösteriyor. Bu taşıma ve depolama imkanlarını düşünerek bunu optimum seviyede tutuyoruz dedi. Geçici boru hattı kuruldu. Bölgede boru hattı inşası yaptıklarını belirten Bilgin, akşam üzeri 4 Mayıs,
boru hattı devreye alınmış olacak. Geçici bir boru hattı inşa ettik. Çünkü yol şartları zorlu. Tankerlerle çıkmak ve inmek için çok zorlu bir yol. Dolayısıyla boru hattı daha güvenli. Çıkan petrolü kamyonların daha rahat çalışabileceği Akçay sahasına alacağız. Buradaki kapasiteye ulaştıktan sonra Akçay sahasına depolayacağız. Şehit Aybüke sahasında da 1500 varil bir geçici depolama kurduk bilgisini verdi. Türkiye'de petrolcülüğün tarihi değişti. Türkiye'de üretim yapılan 1800 petrol kuyusu bulunduğunu ifade eden Bilgin, bunların üretimlerinin ortalaması günde 35 varil. Oysa Esma Çevik'te 7 kuyuyla 10.000 varil üretiyoruz. 1800 kuyuyla 50.000 varil üretiyoruz. Türkiye'de petrolcülüğün kaderi Şırnak'ta değişmiştir. Gösterdiğimiz yoğun gayretle beraber Türkiye'de petrolcülüğün tarihi değişmiştir. Türkiye artık büyük yapıları olan, kaliteli petrol üreten bir ülkedir. Şırnak'ın geleceğini, ülkenin geleceğiyle birlikte aydınlık görüyoruz. Türkiye denizlerde yazdığı başarı öyküsünü, karalarda da yeni bir başarı öyküsü eklemiştir dedi. Şırnak'ta bölge müdürlüğü oluşturduklarını anlatan Bilgin, Şırnak'ta üretimi ve sahayı hızlıca geliştirebilmek için Şehit Aybüke Yalçın sahasını hızla geliştirip 1 milyar varil petrol rezervini ekonomiye kazandırmak için yeni bir yapılanmaya geçiyoruz. Şırnak Bölge Müdürlüğü oluşturduk. Vekaleten bir arkadaşımızı görevlendirdik. Şırnak'ta artık bu sahayı hızlıca geliştirmenin, bu sahada elde edilen petrolün endüstriyel türevlerinin geliştirmenin yollarına bakıyoruz ifadelerini kullandı. Esma Çevik kuyusundaki jeolojik modeli buraya uyarladıklarını anlatan Bilgin şunları söyledi. Daha da gideceğimiz yerler var. Yine Şırnak coğrafyasında Esma Çevik gibi, Aybüke Yalçın gibi yeni sahalarımız var. Burada aramalarımıza devam edeceğiz. Bir petrokimya ve rafineri tesisi ihtiyacı var. Bunun planlaması içerisindeyiz. Konseptini geliştiriyoruz. Nerede olur, nasıl olur, ürün ne olur? Önce bu konsepti geliştirip sonra detaylandıracağız. Bütün projeler için Şırnak artık çok güçlü potansiyel aday. Peki siz AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı destekliyor musunuz? Türkiye'nin nükleer santral çalışmalarından memnun musunuz? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.